لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنْطِينِيَّةُ وَلَنِيمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِيمَ الْجَيْشُ ذَلِكَ الْجَيْشُ Müjdesine mazhar Fatih, cennet mekan ve bu isme uygun müsemma Fatih. Acaba böyle oldu mu, olabildi mi? Bilemiyorum. Ama gönlümdeki şu. Benim peygamberim bir insanı medhü sena ettiyse ya da benim peygamberimin müjdesine bir insan mazhar olabildiyse onun adına ya da onun adını taşıyan her insan benim için muteber, benim için mutlu, benim için takdire şayandır. Bundan dolayı Fatih'i selamlıyorum. Murat Hanoğlu Fatih'i rahmetle anıyorum. Adını taşıyan semti selamlıyorum. Sizi selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bu Fatih teşkilatımızı, Fatih semtimizin tüm sakinlerini, Fatih'i kavrayanı, kavrayamayanı ayrım yapmazsızın herkesi selamladıktan sonra şunu ifade etmek istiyorum. Bugün mübarek bir ayın ve ilave mübarek bir günün inşallah içerisindeyiz. Kadir. Fiha bi izni rabbihim min kulli emr. Bütün işlerin takdir olunduğu, bütün işlerin kotarıldığı, bütün işlerin tensip olunduğu mübarek bir gece. Evahiri aşr, son 10. günde, tek gecelerden birinde ve umalım bu gecede inşallah. Mübarek gece Kadir gecesi. Kadrini bilelim Kadir'in. İşte bu mübarek geceyi tebrik ederken umuyorum ki Cenab-ı Allah bize akıl verir, bize şuur verir, bize feraset verir. Eğer bir toplumun feraseti varsa önünde karanlık yoktur. Eğer bir toplum şuur sahibi olabildiyse önünde dert yoktur. Eğer bir toplum basiret sahibi olduysa önünde engel yoktur. Çünkü müminin ferasetinden korkun. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nurunun tecelli ettiği hiçbir köşede iğne ucu kadar meçhul kalmaz, karanlık kalmaz, gizli kalmaz, sır kalmaz. Çünkü onun aydınlığı tüm kainatın bünyesinde taşıdığı aydınlıklardan çok daha büyük ve çok daha etkin aydınlıktır. Eğer feraset varsa Allah'ın verdiği fiziki gözler arkasında, eğer basiret varsa Allah'ın verdiği fiziki gözler arkasında, onun göremeyeceği Hinoğlu Hinlik yoktur. Hangi Hinoğlu Hinlik yapılıyor? Hangi desise, hangi hile kuruluyor, çevriliyor, onu görmemesi mümkün değil. Öyleyse Allah, dua edelim ki duaların herhalde en güzeli, Allah feraset lütfetsin, şuur versin, basiret versin. Çünkü cennet ona bağlı, çünkü dünya ona bağlı.
Feraseti olan bir insanın ahireti ihmali mümkün değil. Feraseti olan bir insanın dünyayı ihmali mümkün değil. Öyleyse duaların en güzeli feraset sahibi olmayı Allah-u Zülcelal'den temenni. Ben şimdi bu noktada mübarek Kadir gecenizi tebrik ettikten, mübarek Ramazan ayınızı tebrik ettikten sonra bir iki tespit yapmak istiyorum. Neredeyiz? Neyiz? Memnun muyuz? Değilsek çaresi ne? Bakıyoruz. Biz bir toplumuz. Dünyaya hüküm veren toplumlardan gelen bir toplum. Biz bir toplumuz. Üç kıtada at oynatan bir toplum. Ve şimdi eziklikle yüz yüze gelerek akıl oynatan toplum haline geldik. Dünden bugüne geliş. Dün neden öyle, bugün niye böyle? Evet, bir tespiti yapmamız lazım. Bakıyorsunuz, ekonomiye bakıyorsunuz. Maddeleşmiş toplumlar ekonomiye bakmaya mecbur. Biz bu toplumun içerisindeyiz, bu felsefenin içerisindeyiz. Biz de bakmaya mecburuz. Ekonomiye bakıyorsunuz, perişan ortalık. Var mı gülen bir yüz? Var mı rahatım diyebilen? Eğer bir ülkede ana evladının tedavisini temin edebilmek için böbreğini saplığa çıkarmışsa, eğer 21. asra merdiven dayandığı iddiasıyla yaşayan bir toplumda baba evladının tedavisini temin için gözünü saplığa çıkarmışsa, eğer bir ülkede 35 yıl 40 yıl enerjisini, emeğini, gençliğini ülkesinin saadetine, refahına, erdemine hasretmiş devlet memuru, kamu işçisi, özel teşebbüs işçisi, hulasa beyniyle, zihniyle, fikriyle, bileğiyle, gücüyle, teriyle bu millete kendini feda etmiş insan 40 yıllık hizmetinden sonra emekli köşesine çekilip rahat etmesi en tabii hakkı iken, hakka hizmet ederek rahat etmesi şart odur. Yoksa sömürürler, yoksa soyarlar, yoksa yılanlar gibi zehirlerler. Bugün olduğu gibi bu noktaya gelmiş bir insanın köşesine çekilip yapması lazım gelen hizmetleri yapması gerekirken, toplum bunu sağlayamamışsa, devlet bunu verememişse, siyasi iktidarlar bunu vermemişse, o toplumda huzurdan söz etmenin, o toplumda ekonomik kemalden söz etmenin imkanı yok. Vakamız şudur, 70 yaşında insan 20'sini çık 50 yaşını, 50 yılını bu millete, bu iktidarlara, bu devlete vermiş insan. Gecenin karanlığında semt pazarlarında. Mahcubiyeti güneşin ışığından korumayı gerektiriyor. Mahcubiyeti. Gecenin karanlığında gidiyor, akşam gün indikten sonra gidiyor semt pazarına, pırasanın kenara atılmışını alabilmek için, lahananın terk edilmişini alabilmek için, salatalığın bırakılmışını alabilmek için. Bu ülke demokratik bir ülke mi? Bu ülke hukuk devleti ilkelerinin hakim olduğu bir ülke mi? Bütün semtlerimizi, bütün insanlarımızı tenzih ederek ifade ediyorum ama tespite mecburum ki özellikle kenar semtlerde çok geri kalmış, yani geri bıraktırılmış, geri kalmış değil, özellikle geri bıraktırılmış
bölgelerimizde ve semtlerimizde haya ve haysiyet zedelenir hale gelmiştir. Bundan hicap duymamız gerekir. Bundan haya duymamız gerekir. Bunun sorumluluğundan üstümüze pay almamız gerekir. Ekonomi bu. Bir ülke iffeti için, haysiyeti için, namusu için, setri ve tesettürü için ilmi ve tefekkürü için ömrünü veren genç kızımızın inandığı biçiminde yaşamasına imkan vermediği yerde genel ev patroniçelerine çok vergi ödedi diye madalya veriyorsa bir ülkede, o ülke insanının sabahlara kadar, gece yarlarına kadar, ömür boyu hatta başını günahkar elleri arasına alıp kara kara düşünmesi ve sonra çare bulması lazım. Oralara düşen insanlar bizim insanlarımız, bizim evlatlarımız, bizim kardeşlerimiz. Bizim inancımız şu: her doğan pırıl pırıl tertemiz doğar. Sonra beşikte anası, eşikte babası, sokakta komşusu, toplumda devleti sahip çıkarsa o temizlik devam eder. Sahip çıkmazsa rezil olur, müzmahil olur, perişan olur. Öyleyse suçlu, suçlu ana, baba, komşu, devlet. Bizim inancımız bu. Sokakta yan gördüğün, yanlış gördüğün, yamuk gördüğün hangi insan varsa bilesin ki o da senin gibi pırıl pırıl doğdu. Ama sahipsiz kaldı. Hudayin abi sahipsiz ve bakımsız. En büyük sorumluluk siyasi iktidarların bugüne kadar. Böyle bir televizyon yapısıyla, böyle bir eğitim yapısıyla, böyle bir kültür yapısıyla reddedilmiş, terk edilmiş kültüre, hatta savaş açılmış kültüre, itibar edilmemiş kültüre, yeni kültür türleri getirmek suretiyle toplumu bu hale getiren siyasi iktidarlar, siyasi iktidarlara iktidar veren eller. Çünkü bir ambarın bir avuç mostrası olur. Bu siyasi iktidarlar bu toplumun mostrasıdır. Bu toplumun örneğidir. Toplum kendi örneğini oraya götürmelidir. Eğer toplum kendi örneğini göndermediyse, o örnek benim örneğim değildir deme cesaretini gösteriyor, deme haklılığına sahip olduğunu iddia edebiliyorsa kendi örneğini göstermeli, göndermelidir. Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir ki vekil başka türlü, müvekkil başka türlü olsun. Ufacık, çok basit 3-5 milyon liralık, bugün için çok basit bir para 3-5 milyon lira. 3-5 milyon liralık alacak davası için vekil tutmak istesek 40 tane kapıya 80 tane değnek vuruyoruz. Aman avukat bey dürüst olsun, aman namuslu olsun vekil bey, aman soyguncu vurguncu olmasın, aman beni satmasın, aman işine iyi sarılsın, aman takipçi olsun demiyor muyuz bir vekil ararken? Peki diyelim ki ters bir vekil tuttunuz, nedir kaybınız? Davayı kaybedersiniz. Nedir o? 3 milyondan ibaret. Başkası yok. Pekala. Namusumuzu, iffetimizi, haysiyetimizi, ülkemizi, vatanımızı bize bel bağlamış, bize, bizden ümit bekleyen, bize umut bağlayan başka ülkelerin insanları hakkında karar verme
yetkisini de verdiğiniz vekillerinizi seçerken niye kapı kapı gezip, niye bir bilene, niye meseleyi anlayana, niye geçmişte tatbikatı olana sormuyoruz? Bizi bu vebalden hangi gerekçemiz, hangi mazeretimiz kurtarabilir? Hangisi? Bizim inancımız şudur. Sizin içinizden bir toplum oluşsun. O toplum hayrı tavsiye etsin. O toplum marufu emretsin, güzeli emretsin, doğruyu emretsin. Köyü yasaklasın, çirkini engellesin. Bizim inancımız bu değil mi? Peki hani? Orada bakın. Vel tekum minkum ümmetun yed'une ilel hayr ve emrune bil maruf ve yenhevne anil münker. Emir, kural koyma. Kural. Emirler, kurallar koyabilme, yasaklar koyabilme. Bu iktidarı gerektirir, bu gücü gerektirir, bu kudreti gerektirir, bu kuvveti gerektirir, bu ittihadı gerektirir, bu ittifakı gerektirir. Hani? Televizyon dendiği zaman hep şikayetçiyiz, ekonomi dendiği zaman hep şikayetçiyiz, asayiş dendiği zaman hep şikayetçiyiz. İnancımıza saygı var mı dediğimiz zaman hep şikayetçiyiz. Peki, dönelim bir de kendimizden, nefsimizden şikayetçi olalım. Asıl şikayet edeceğimiz şey bu. Biz evvela kendimize uygun, kendi yaşantımızı yaşayacak ve yansıtacak insanları bulabilmenin çabasına girmedikçe, bu çabayı gerçekleştirmedikçe, bunu hayata geçirmedikçe, şikayetlerimiz devam eder. Sadece acizler gibi, acezeler gibi, yani güçsüzler gibi gözyaşı dökmenin ötesine geçemeyiz. Gözyaşı hele böyle hedefsiz, böyle gayretsiz bir gözyaşı kimseyi günahından arındırmaz, günahından kurtarmaz. Böylesi gözyaşı. Değerli kardeşlerim, ortada bu işte, ekonomi bu, asayiş bu. Pekala, dış münasebetlerimiz ne? Arkadaşlarım, benden önceki arkadaşlarım ifade ettiler. Bakın şu etrafınıza, Osmanlı İmparatorluğu, bugünkü toprak parçasının 5 misli toprağa sahip Osmanlı. Ve bugünkü etnik karışımın ve etnik çeşitliliğin 20 misli fazla etnik çeşitliliği ve değişikliği olan bir Osmanlı. Avrupası, Asyası, Afrikası, Acemi, Arabı, Boşnağı, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Lazı, Slavı, ne bileyim ben, Arnavut'u say sayabildiğin kadar. Yüzlerce değişik çeşit etnik yapı, inanç ve mezhep. Ama can ciğer insanlar, sarmaş dolaş. Birbirinin derdinin farkında, birbirinin sıkıntısını gören, birbirinin devasına çare olmanın çabasında toplum. Bu bir keyfiyet. Ama bu keyfiyet kendiliğinden olmaz ve oluşmaz. Devlet, siyasi iktidar bunu ya yapar ya bozar. Dün yaptı, bugün bozuyor. Aradaki fark bu. Bunu kavramak zorundayız. Suriye'ye bakıyorsunuz, bir dert başınıza. Öbür tarafta Ermenistan ayrı bir dert, Rusya ayrı bir dert, Bulgaristan ayrı bir dert. Balkanlar ayrı bir sıkıntı, Yunan kopilleri ayrı bir dert. Kıbrıs meselesi hala çözülmedi. Bosna Hersek, ezeli ve ebedi derdimiz gibi sanki. Yüreğimizde,
ta şuralara oturdu. Filistin meselesi gittikçe karıştırılıyor. Şimdi yeni bir Pakistan derdi sıkıntısı sokuyorlar. Keşmir zaten var. Peki ne olacak bu halimiz? Nereye baksanız 1,5 milyar insanlık alemi perişan. 1,5 milyar. Hangi uluslararası toplantıya katıldımsa söylenen şudur. Bizi bir araya getirecek, bizi bu dertlerden ve sıkıntılardan kurtaracak tek yol var. İttihat, ittifak ve bunu ancak Türkiye'den bekliyoruz. Ve tabii Türkiye'den de Refah Partisi'nden bekliyoruz. Sudan'dan Tahran'a, İran'a kadar hangi toplantıya katıldımsa söylenen budur. Çok daha yakın bir örnek vereyim. Bundan bir hafta kadar önce muhterem genel başkanımız yabancı Müslüman ülke, yani yabancı ülke, Müslümanın yabancısı olmaz, ülke olarak söylüyorum. Hatta orada bile yabancı tabirini kullanmak doğru değil. Ama isterseniz şöyle söyleyelim. Müslüman ülkelerin temsilcilerine genel başkanımız bir yemek verdi. Mecliste ev sahipliğini de bendeniz yaptı. Ve burada iki şey çok önemlidir. Bunu artık kavramamız lazım, anlamamız lazım. Bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulduğu günden bu tarafa sadece başka yabancı misafirlerin ağırlandığı aparatif dedikleri ayak üstü içkilerin içildiği, çerezlerin yenildiği yerde 75 yıl içerisinde ilk defa Allah'ıma şükrederek ifade ediyorum, övünerek değil. Ve bir hususa dikkatinizi çekmek için ifade ediyorum. İlk defa bu maksatlar için kullanılan bir salonda Müslüman ülke temsilcilerine iftar yemeği düzenledi bu kardeşimiz. Ve çerezlerin, çemenlerin içkilere zelil edildiği yerde hurmalarla iftar açıldı. Bunu istemiyor musunuz? Arzunuz bu değil mi? 60 milyon bundan farklı şey istiyor değil inancım bu. Kürdüyle, Türküyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, Çerkeziyle, Lazıyla. Hulasa 60 milyon insanım, hatta büyüterek ifade edeyim. 1,5 milyar insan bunu istiyor. Bundan daha tabii ne var? Eğer demokrasi varsa bir ülkede ve eğer o ülkede toplum şöyle yaşayalım diyorsa tabii olan öyle yaşamaktır. Onun aksi zulümdür. Onun aksi baskıdır. Onun aksi işkencedir. Yapılan budur. Ve orada yapılan konuşmalarda benim konuşmamdan sonra elçilerin duayeni olan, en kıdemlisi olan Suriye Büyükelçisi hulasa şunu söyledi netice itibariyle. Dedi ki, bizi bu iftar sofrasına topladığınız gibi umarız ki bütün ülkelerimizi de bir araya toplarsın. Sizden bekliyoruz bunu. Beklentimiz sizdendir. Refahtan, refah iktidarından. Bunun eller farkında, bir de biz farkında olabilsek. Evet, çok önemli bir konu. Burada hukuka uygun, hukukun hatta gereği bu. Eğer hukuk devleti ilkeleri varsa ve demokrasi varsa ve halkın söylediğine itibar edilecekse yapılacak.
Bakınız, belli kesimler kıyametler koparmak isterler. Buraya gelmeden önce Kırmızı Koltuk programına şöyle bir göz attım. Diyanet İşleri Başkanlığı konuşturuyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı. Oradaki soru soruyor, diyor ki Sayın Başkan'a, efendim diyor, bazı imamlar hutbelerde diyorlar ki, sanki camiye gitmiş gibi, diyorlar ki, aynel yakin ifade ediyor, diyorlar ki, efendim biz uçağa binmeyiz, uçağa da binmeyin. Niye? Uçak yukarıda uçarken meleklerin kanatlarına çarpar, onları rencide eder. Siz ne diyorsunuz diyorlar. Diyanet İşleri Başkanı'na sorulan soru bu. Sayın Başkan'ın verdiği cevap yanlış diyor. Tabii burada diyor eğitimi biz vermediğimiz için yanlış eğitilmiş olabilir diyor. Arkasından soruyor. Hin herif. Diyor ki efendim diyor, yani siz mi eğitmelisiniz? O da tabii diyor. Peki siz tevhid tedrisat kanununa karşı mısınız? Deyince Sayın Başkan sesini kesiyor, orada seyrettim, diyor ki hayır, yani biz mesela demek istiyorum ki, ne demek istiyorsun be kardeşim? Gayet tabii. Eğer sen tevhid-i tedrisat kanunu diye bir kanuna 60 milyon insanı bağlarsan, yani bu Bahadır pehlivanın ayağını 36 numara ayakkabının içine sokmak istersen, acı olur, sancı olur, sıkıntı olur, vurgun olur demen gerekmez mi? Gayet tabii tevhid tedrisat kanunu, karşıyım. Niye karşıyım? Çözmedi bu ülkenin meselesini. Çözemedi inanmış insanın problemlerini. Veremedi bize huzuru. Kaldıramadı asayişsizliği ortadan. Örnek ortada. Bunu söylemek lazım ama hayır. Yani mesela şunu demek istiyorum. Bırakın artık, geçti bunlar. Geçti. Allah rahmet etsin. Bir Huri Nene vardı. Bizim onun bir torunu vardı. Ali. Çocukken mahallenin emsalleri, kendi emsalleri, biraz sakin çocuk demek ki, gelen vururdu başına, giden vururdu başına. Herkes döverdi. Sonra büyüyünce biraz daha gelişip de o eski heveslilerden biri gene heveslenmiş buna bir tokat atmaya. Şöyle geri çekilmiş, bana bak demiş. Ben artık eski Hürri Nenegil'in Ali değilim. Ha, gözünü aç. Artık bu ülkenin gerçek sahipleri 70 sene öncesinin, 30 sene öncesinin insanı değildir. Bu ülke bizim. Herkesten çok bizim. Onlardan çok bizim. Bu toplum bizim. Onlardan çok bizim. Bu dertler bizim. Onlardan çok bizim. Çarenin bulunması sorumluluğu bizim. Onlardan çok bizim. Çünkü çareyi ben bulursam, benim bulduğum çare olur. Bakınız, bu kardeşiniz, şunu kesin ifade ediyorum, bu kardeşiniz dediğim zaman şahsıma bir pay çıkarmaktan Allah'a sığınırım. O anlamla söylüyor değilim. Allah'a sığınırım. Eğer bana bir pay ayıracaksa onu Allah'ım ayırır zaten. Ve o da bana kafidir. Ve ondan dolayı Allah'ımın lütfettiği nimetlerden dolayı sonsuz şükrüm vardır. Esasen nimetlerin artmasının sebebi de teşekkür ve şükürdür. لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ Eğer şükrederseniz Allah nimetinizi artırır. Onun için şahsıma bir pay ayırıyor değilim, haşa. Ama şunu söylemek istiyorum. İçinde bulunduğum, birlikte yaşadığım, birlikte olduğum, belki dünya ve ahiretimin halasına vesile olan şu çalışmalardan dolayı, şu çalışmaların ortaya koyduğu bir gerçeği ifade etmek için söylüyorum bunları. Bakınız, siz de böyle istersiniz. Demokrasi budur.
Bakınız bir temsili demokrasi, bir de doğrudan demokrasi vardır. Temsili demokrasi bizdeki demokrasi işte. Seçilene kadar gelir, yalvarır, yakarır, yüzünü öper, sakalını sıvazlar, sarılır, kapını çalar. Sandıktan çıktıktan sonra araki bulasın. Araki bulasın. İşte bu temsili sistemdir. Yani sen seçersin, o kendine göre hareket eder. Sana sormaz, seni düşünmez. Her meselede sana sorması gerekmez. Ama her meselede senin hareket edeceğin biçimde hareket etmesi gerekir. Bunun için seni tanıması lazım. Seni bilmesi lazım. Senin yaşantını kavraması lazım. İnancını bilmesi lazım. Prensiplerini bilmesi lazım. Felsefeni bilmesi lazım. Buna inanması lazım. Çorum'un hangi köyüne gitsem ki her 15 günde bir mutlaka 4 gün 5 gün Çorum toprağındayım. Hangi köy giderim ben? Öyle ilçelerde falan keyif çatmanın zamanı değil. Aşağı yukarı 3 senede 140 bin kilometre yaptım. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Hangi köye gitsem soruyorum. Benden başka milletvekili geldi mi? Hayır, gelmedi. Kaçıncı gelişim köyünüze? Üçüncü, ikinci, dördüncü, kimi köye 5. defa gitmişim önemine binaen. Peki, böyle gitmezseniz o insanı anlamanız mümkün olmaz. O insanı tanımanız mümkün olmaz. Tanımadığınız insan gibi yaşamanız mümkün olmaz. Yaşamadığınız insanı vebale girmeden, günaha girmeden temsil etmeniz mümkün olmaz. Çünkü onun ak dediği yerde sen kara diyerek kapkara yüzünle çıkarsın ortaya. Yaptıkları bu şimdi. Bakınız bu kardeşiniz Ramazan münasebeti dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bir talepte bulundu. Bir yazı gönderdi. Aziz Allah. Herhalde bir Çeçenistan konusuna da geleceğim. Böylece toparlarız zannediyorum. Namazı beraber herhalde kılarız. Değil mi? Ezan-ı Muhammedi'yi dinleyelim. Derim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir talepte bulundum. Sizi düşünerek, sizin de öyle arzu edeceğinizi hesap ettiğim için, sizi temsil sorumluluğum olduğu için dedim ki, yeniden başladı? Sağlam olsun diye ne bileyim ben? Evet. Belki bir dakika daha bekleyelim. Gitsin Ezan. Evet. Talebim şu. Diyorum ki mübarek Ramazan'dır. İftar saati malum işte 17-17.30 civarında ilerleyerek devam edecek. Biz genel kurul çalışmalarını buna göre ayarlayalım. Ne kadar çalışıyor genel kurul milletvekilleri? 4 saat değil mi normal zamanlarda? Biz bunu kısaltmayalım. Gene 4 saat çalışsın.
Ama 3'te başlayıp 7'de her zamanki gibi verirsek iftar ortaya gelir. Saat 5 oldu mu milletvekillerini salonda bulamazsınız. Dolayısıyla görevlerini ihmal etmiş olurlar. 1-2 gitmezlerse de iftar edemezler. İbadetleri zedelenmez belki geç iftar etmek ama bir zeytinle falan iftar edebilir ama rahat edemez. Oruç tutan insan. Onun o yönüne de saygı göstermemiz lazım. Her şeyden önce de en üst kurum olan parlamento bunu yapmalıdır. 2 çalışanlarımız var. Erkekler var, hanımlar var. Çocukları var bunların. Şimdi hanım kardeşimiz buradan çıkacak saat 6'da. İftar olmuş 5.30'da, bu 6'da çıkacak. Koşa koşa kreşe gidecek. Çocuğunu alacak. Kanadından tutup sürte 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 evine gidecek. Gidecek ki adam gelmiş erkek, evin erkeği. Buz gibi bir oda, çorba yok, soba yok. Ailede sıcaklık yok. Peki ne olacak? Huzursuzluk olacak, kavga olacak, dövüş olacak. İşte aile huzursuzluğu buradan başlar. Arkasından toplumsal huzursuzluk başlar. Hani siz hanımına kaşının üstünde gözün vardır, gözünün üstünde kaşın vardır dedi diye bırakıp giden hanımlara evler açıyordunuz hani? Onları korumak istiyordunuz güya hani? Buyurun, buyurun böyle koruyalım. Ben bir hanımefendiyle konuşuyordum, dedim ki evladım. Dedi ki efendim siz gelirseniz bizi çalıştırmayacakmışsınız öyle mi dedi. Yok dedim, hayır. Ama ben sana bir şey sorayım. Eşin ne alıyor senin? İşte 6 milyon alıyor. Sen ne alıyorsun? İşte 5-6-4-5'te ben alıyorum. Peki senin aldığın paradan eve ne katkın oluyor? Şöyle bir durdu bir hesap etti kafasından, dedi ki galiba katkım olmuyor benim. Sen söyleyemiyorsun, ben söyleyeyim dedi. Sen çalıştığın için çocuğun kreşe gidiyor, para veriyorsun değil mi? Ya da bir bakıcı kadın geliyor, para veriyorsun değil mi? Evet. Peki onun eğitimiyle ilgilenmiyorsun değil mi? Evet. Seninle aynı dairede çalışan falan hanımefendiyle kıyafet yarışına girme mecburiyeti hissediyorsun, harcama yapıyorsun değil mi? Evet. Berberiydi, kuaförüydü, pedikürüydü, manikür mü? Ne Allah'ın cezası? Değil mi? Evet. Peki ne kaldı senin cebinde kardeşim dedim. Vallahi başkanım kalmadı dedi. Doğrusu. Hiçbir katkım yoktu. Peki size şöyle bir şey desem ben. Ben. Desem ki kardeşim. 6 milyon kardeşimiz alıyor eşini. 5 milyon da siz alıyorsunuz. Ediyor 11 milyon. Öyle değil de sizin aldığınız maaşın yarısını eşinize fark olarak versek, yani 9 milyon versek, sizin evinize 9 milyon girse ama sen evinde otursan, eşini karşılasan, onun hizmetini versen, çocuğunu eğitsen, ülkenin kültürel gelişimine kendini yetiştirerek, çocuğunu yetiştirerek katkıda bulunsan ne dersin dedim. Dedi ki böyle bir eli getireni öperim ben. Bir kadın diyor bu. Böyle bir imkanı getiren eli öperim ben. Ülke bu. Bütün boyutlarıyla meseleyi, sosyal yapıyı düşünmez ve çare bulmazsanız patlak verir. Bir taraftan patlak verir. Bugün olduğu gibi bir tarafı tamir edersiniz, başka yerden büyük yaralar açılır. Bugün olduğu gibi. Bunu izah ederek dedim ki böyle yapalım. Allah! Belli kesimler tarafından kıyametler koptu. Efendim ilk defa duyuyoruz. Bu meclis kurulalı 75 yıl, 920-995, 75 yıl. Yasin Hatipoğlu'ndan daha akıllı adam yok muymuş bunu şimdiye kadar düşünmemiş gibi? Feveranlar çıktı.
Görüyor musunuz? Ülkenin halini, kimlerin temsil ettiğini, hangi kafaların neye hizmet ettiğini görüyor musunuz? Gayet saf ve samimi diyoruz ki parlamento çalışsın. Saat 1'e alalım, 1'den 5'e kadar. 4 saat değil mi? 4 saat çalışsın. Nitekim bak, ben bu teklifi verdiğim zamanki hafta normal daha karar alınmamıştı. 3 ile 7 arasıydı. Ben diyorum ya hani 5.30'da kimse bulamazsınız diye ve saat salı günü 6.30'da yoklama yaptılar. Kimse yok, kapattılar. Çarşamba günü 5.22'de yoklama yaptılar. Kimse yok, kapattılar. Söylediğimiz bu. Vakaları iyi tespit etmek zorundayız. Bir de benim insanım, oruç tutan insanım, ona uymak zorundayım. Ben vekilim. El vekilü kel asil. Vekil asil gibidir. Nasıl ki bir adam, bir insan tuttuğu avukat işine yaramadığı, ters hareket ettiği tespit edilince azil yetkisi var. Bu milletin de azil yetkisi olsaydı eğer, vekillerini azletme yetkisi olsaydı, parlamentoda eminim 38 kişiden başka kimse kalmazdı. Bakınız bir başka şey, bu en tabii olan, ya bunu aslında şunun için söylüyorum, mecburuz bunları gerçekleştirmeye. Bunu gerçekleştirecek gücü ve kuvveti toplamaya da siz mecbursunuz. Onun için söylüyorum. 992 bütçe görüşmeleri Ramazan'a rastladı. Meclis o zaman yeni seçildiği için 91'in sonunda, bütçe 92 başlarında gözüküyor. Ramazan mübarek. Bir cuma günü meclisi yönetme nöbeti bende. Meclis karar almış. Saat 10'la 1 arası çalışacak. 1'de ara verecek. 2 işte 19 arası çalışacak. Ara verecek. 20 sonuna kadar çalışacak. O günkü program bitinceye kadar. Çıktım kürsüye. Saat 10. Başladık çalışmaya. Bismillah dedik. Başladık çalışmaya. Saat 12 oldu. Cuma o gün. Ezan okunuyor. Rabbimin bir emri var. Bismillah, izâ nûdiye lissalâti min yevmil cumu'ati feshav ilâ zikrillah ve zerül beyim. Bu kadar, gayet açık. Davet olunduğunuz zaman, cuma günü davet olunduğunuz zaman, işinizi, gücünüzü bırakın, Allah'ın davetine koşun. Gayet açık. Saat 12'ye 5 var. Sayın milletvekilleri, bugün mübarek Ramazan ve mübarek cuma. Ezan okunuyor, cuma saati de geldi. Saat 1'e kadar uzatırsak cumaya gitmem imkanımız olmaz. Onun için 1'de verilen arayı saat 12'ye çekiyorum. 1'de yeniden toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. Dedim, gongu vurdum, kapattım ve indim. 70 yılda ilk defa. Aşağıdan bağırdılar, çağırdılar. Eğildim. Eğildim, dedim ki bana bakın. Sizi seçip buraya, sizi tanımadan sizi seçip buraya gönderen insanlar şimdi abdest alıp camiye gidiyorlar. Onlarla ters düşmeyesiniz diye size iyilik ettim, iyilik. Buradan demek istediğim şey şu, yine ifade ediyorum, Allah'a sığınırım. Şahsen bir şey ifade etmek için söylüyor değilim. İki şeyi vurgulamak. Bir, bu toplumun layığı budur. İki, buna uygun icraatı yapabilecek gücü oraya götürmeye mecburuz, taşımaya mecburuz. Burada iki şey var, sonra tartışıyoruz bir milletvekiliyle, dedi ki Sayın Başkan, yani yanlış yaptın, olur mu öyle şey, isteyen gider, isteyen kalır, isteyen kılar. Dedim ki bak, yanlış senden niye? Bir insanın iki yönü vardır bu konu itibariyle. İki yönü vardır. Bir, Allah'ına, Rabbine karşı sorumluluğu. İki, halkına karşı sorumluluğu.
Halkı ne diyor seçerken? Diyor ki efendi, bak gideceksin, sana vekalet veriyorum. Mecliste çalışıp kanun yapacaksın. Özellikle yıllık plan ve program demek olan bütçeyi yaparken kılı kırk yaracaksın. Soymasınlar, çalmasınlar, çırpmasınlar, vurmasınlar. Benim adıma bütçeyi takip edeceksin. Bu senin görevin. Sana bu vebali yüklüyorum diyor oy verirken. Bu bir akittir. Bütün bunları yapacağım diyorsun. O da buyur sana yetki veriyorum diyor. Bir akit oluşuyor. Sen şimdi halkına karşı bunlardan sorumlu musun diye soruyorum Mebus Efendi'ye. Evet sorumluyum tabii diyor. Peki, Cuma'ya gidersen, ben ara vermeseydim farz edelim, sen bırakıp gitseydin bu çalışma devam edecek miydi mecliste? Bütçe edecekti. Peki, halkın sana yüklediği bu sorumluluğu nasıl yerine getirecektin sen? Getirmeyecektin. Halkına karşı sorumlu olacaktın. Peki, o sorumluluktan kurtulmak için ne yapardın? Kalırdın, Cuma'ya gitmezdin. Peki o zaman bir başka sorumluluk var. İzâ nûdiye lissalâti min yevmil cum'âti feshâvî lâ zikrillâh. Bu defada seni yaratan, ey kulum, bütün dünya nimetlerini verdiğim ve ahiret nimetlerini gözünün önüne serdiğim ey insan, davet olunduğun zaman işini gücünü bırak, oraya koş diyor. Bir başka sorumluluk var. Peki bu sorumluluğu nasıl yerine getirecektin? Getiremeyecektim efendim. Dünyadaki sorumluluktan kurtulacaktın, ahiretteki sorumluluğa düşecektin. Peki ben ne yaptım? Allah'ın, neyse ahmak kulu demeyeyim de, yani aklı kendisinden 30 sene sonra dünyaya gelmiş Allah'ın kulu. Bazı insanların akılları kendilerinden sonra doğar. Şöyle bir bakın topluma. Ey Allah'ın zavallı kulu dedim ben ona. Bak bir iyilik yaptım ben size. Hem halkına karşı olan sorumluluktan kurtarma imkanı verdim. Meclisi kapattım. O çalışma yok. Saat 1'e kadar. 2, Cenab-ı Allah'ın davetine icabet etme imkanı hazırladım. Şunu diyemez derseniz yanlış olur. Efendim isteyen bıraksın gitsin. Sorumluluk kalır. Efendim gidemezsin o varken, oradaki sorumluluk kalır. Nitekim, geçen Kanal 7'yi izleme imkanınız olduğunu bilmiyorum, biri öyle diyor. Diyor ki, milletvekili oruç tutamaz yahu diyor. O milletvekili değildir, hatta Müslüman bile değildir. Flash TV, Kanal 7 değil, Flash TV'de. Mantık bu. Halbuki bizim ortaya koyduğumuz prensip, herkese bu imkanı vermek, bu imkan var. İsterse gider onu yapar, isterse gider onu yapar. Değerli kardeşlerim, buradan şunu demek istiyorum. Siz refah iktidarına imkan hazırlar, bu gayreti gösterirseniz ben umuyorum, biliyorum ve inanıyorum ki refah iktidarı herkesin ama herkesin yüzünü güldürecektir. Herkese kendi içindekini uygulama imkanı verecek. İnsanın tabii hakkı budur. Evet değerli kardeşlerim, ülkenin iç yapısı bu da dış yapısı ne? Bakınız, Bosna Hersek kanıyor. Çeçenistan yanıyor. Filistin kaynıyor. Azerbaycan öyle. Bakınız. Ve bütün baktığınız zaman hep el küfrü milletün vahide. Küfür tek millettir. Bakıyorsunuz Bosna Hersek'te küffar var karşımızda. Azerbaycan'a bakıyorsunuz küffar var karşımızda. Çeçenistan'a bakıyorsunuz küffar var karşımızda. Filistin'e bakıyorsunuz küffar var karşımızda. Keşmir'e bakıyorsunuz küffar var karşımızda. Başka kimse yok. Ve madalyonun öbür ucu, öbür yüzü, bu defa bakıyorsunuz bu olaylara gamsız ve kasavetsiz seyreden, kovboy filmi seyreder gibi seyreden
hamakat erbabı var. Aklıyla arasını bozmuş ya da aklı kendisinden 30 sene sonra dünyaya gelmiş zavallı yöneticiler var. Bosna Hersek olayı bir dramdır. Bir dramdır. Ceddin uyguladığı, ecdadın uyguladığı dış politikanın milyonda biri bugünün iktidarlarının dış politikası olabilseydi, Çeçenistan yanmaz, Bosna Hersek kanamazdı. Bırakın siz dış politikası, yüzde milyonda bir dış politikasını, birazcık dış politikaları olsaydı ya da mücerret dış politikaları olsaydı, yok. Bir ülke düşünüyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Türkiye gibi dört tarafında ateşler yanan bir ülkenin yönetimi aylarca bir siyasi partinin kongresine endekslendi. Bütün icraat kış uykusuna alındı. Salamura'ya kondu. Buzdolabına götürüldü. Böyle bir ülke düşünülebilir mi? Çeçenistan, Azerbaycan, Bosna, Hersek, Filistin, Kıbrıs. Haysiyet ve şahsiyet meselesi haline getirdiğimiz Kıbrıs. Böyleyken bir ülke yönetimi bir siyasi partinin çatısının tamirine bağlandı. Çatı nerede olacak? Ne cehennemde olur olsun, bizim başımızda oldu senelerce de elimiz göğe mi erdi sanki? Nerede olur olsun, bana ne? Bir ülke yönetimi bir siyasi partinin anlaşmasına, ayrışmasına yahut da birleşmesine bağlanırsa o ülkede iktidar var denilebilir. Ve şimdi ortada Dışişleri Bakanı'nın bir daha Dışişleri Bakanı olmayacağı Murat Karayalçın'ın kendi parti genel başkanı tarafından ifade edilmişken, kendi parti resmi kuruluşları tarafından, birimleri tarafından ifade edilmişken, Japonya gibi çok büyük bir ülkeyle çok ciddi meseleler görüşülmeye gidiliyor. Dışişleri Bakanı olarak Murat Karayalçın'ı götürüyorlar. Böyle bir siyasi nezaket, böyle bir siyasi deha, böyle bir siyasi gelecek, böyle bir siyasi program olur mu? Var mı? Nerede var? Katalonya'da yok, Katalonya'da. Böyle devlet olur mu? Böyle siyasi iktidar olur mu? Kendileri gibi zannediyorlar Japon hariciyesini. Japon hariciyesi bu hariciyeyi ciddiye alır mı? Siz bu kafayla hangi meseleyi, Çeçenistan'ın hangi derdini çözeceksiniz? Bosna Hersek'in nesine nasıl deva olacaksınız? Bu kafayla. Başbakan Sayın Murat Karayalçın'a bugüne kadarki emeklerinden, gayretlerinden ve de emeklemelerinden dolayı ödül veriyor. Ödül veriyor. Ödül vereceksen be hatun, gönder Amerika'daki villanda otursun, kalksın, yatsın, tatil yapsın. Bu senin tabii hakkındır. Ama buna hakkın yok. Benim ülkem adına gidemez. Meseleleri çözemez. Böyle dış politika olur mu? Osmanlı, hay kurban olasın. Osmanlı, 200 sene sonra hangi devletle hangi meseleyi konuşacağını, hangi meselede 200 sene sonra nasıl bir gelişme olabileceğini, hangi gelişmeye karşı hangi teklifin ileri sürüleceğini 200 sene öncesinden tespit eden bir dış politika. Bir satranç oyunu adeta. Bir zeka egzersizi, bir zeka jimnastiği. Neye karşı neyi sürecek? 200 sene öncesinden. Devlet budur. Dış politika budur. Bakınız, sevmeyiz, beğenmeyiz. Hasmımızdır, düşmanımızdır. Ne olursa olsun İngiltere. Hiçbir dış politik kararı bugünden yarına verilmiş değildir. 300 sene evvel Orta Doğu'da ne yapacak? Bugün kaçtayız? 1995'teyiz.
Varsayınız ki 1995'te çekiç güce nasıl, o gün adını belki bilmiyordur, yani düşünmemiştir, çekiç gücü olması şart değildir ama Orta Doğu'da bugün ne yapacak 995'te? Daha 1700'lü, 1800'lü yıllarda programını hazırlamış, politikasını hazırlamış. Arap Müslüman, Arap kardeşlerimizi Osmanlı Türk'üne karşı nasıl ayaklandıracak? 200 sene evvel hazırlamış. Müslüman Türkleri Müslüman Araplara karşı nasıl hasım gösterecek? Müslüman Arapları Müslüman Türklere karşı nasıl düşman gösterecek? Kısaca Orta Doğu'da Müslümanları birbirine nasıl düşürecek? Bunun hesabını 200 sene evvel hazırlamış, yazmış ve kompütüre, tabir caizse o gün yok da, tabir caizse kompütüre vermiş, program zamanlamasını yapmış, adeta bugün kompütürlerde olduğu gibi zamanlamasını yapmış, düğmelerine basmış, artık seyrediyor. 1995 olunca ne olacaksa oluyor. 2000 olunca ne olacaksa oluyor. Dış politika budur. Yıllar önce hazırlanır. Bir ülke düşünün. Çok ciddi meseleler oluşuyor. Dışişleri Bakanı Paris'te, Türkiye'de bakıyorsunuz Dışişleri Bakanı azledilmiş. Koltuğu altından alınmış. Amerika'ya dünyanın çok önemli meselelerini konuşmaya gidiyorum diyor Sayın Başbakan. Giderken Dışişleri Bakanlığı götürmüyor. Harciye yok. Ya da bir Dışişleri Bakanı gitmişse görüşme odasının kapısının önünde halayıklara layık bir kıyamla orada ayakta bekliyor. Böyle ülke olmaz. Yani ülkede böyle yönetim olmaz. Bu yönetime rıza gösteremeyiz. Şimdi Japonya'ya binlerce, yüzlerce insandan gitti. Yüzlerce. Getireceği ne? Ya harç ya borç. Getireceği bu, ya harç ya borç. Böyle dış politika olmaz. Çeçenistan böyle çözülmez. Çeçenistan, bizim kardeşlerimiz yanıyor. Zalim Rusların bin yıllık hayalleri belli. 917'den bu tarafa Sovyetler Birliği topraklarındaki Müslüman insanlara kıydıklarını ben biliyorum. 975'te Taşkent'e, Özbekistan'a, Buhara, Semerkant, buraları gidip gezmek, görmek nasip oldu, gördüm. Brejnev o zaman iktidardaydı, zulümleri gördü. Şimdi bu zulüm Yeltsin vasıtasıyla yürütülüyor ama Çeçenistan'ın da Boşnaklarında en çok ümit bağladıkları, en çok yardım bekledikleri Müslüman Türk kardeşleri, Müslüman Türk kardeşlerinin gönülleri açık onlara, elleri açık onlara, yürekleri açık onlara, duaları açık onlara. Ama heyhat ki bu ülkeyi yöneten insanlar bunun farkında değil. Bir başbakan düşünebiliyor musunuz? Yeltsin'le aynı şekilde düşünüyor. Çeçenistan'ı, Dağistan'ı, Kırgızistan'ı, diğer ayrılmış bölgeleri Rusya Federasyonu'nun arka bahçesi olarak görüyor. Bununla Çeçenistan'ın meselelerini nasıl çözersiniz? Bosna Hersek'i nasıl çözersiniz? Değerli kardeşlerim, Çeçenistan'a yardım gönderdiler değil mi? Büyük mücahit, Allah onun bütün arzularını, hayra kadim arzularını inşallah yerine getirmesine yardımcı olur. Dudayev diyor ki, bize yardım edecekseniz şimdi edin. Bundan sonraki yardımı herkes yapar, şimdi edin. Hadi bize yardım etmiyorsunuz, Ruslara bari yardım etmeyin diyor. Efendim, Ruslara yardım mı ediyor? Evet, Ruslara yardım ediyorlar. Nasıl? İki uçak dolusu malzeme gönderdiler. Güya Çeçenistan'a verilecekmiş. Kime teslim ettiler biliyor musun? Rusya'ya teslim ettiler.
Yassine dediler ki, Yassine efendi sen çok merhametli, haysiyetli, şahsiyetli bir adamsın. Şunları al, emanete de hıyanet etmezsin sen. Şunları al, bizim Çeçen kardeşlerimize gönder dedi. O da hay hay baş üstüne, zaten bizim vazifemiz de budur. Dedi, aldı ve Çeçenistan'da savaş veren Rus kopillerine kullandı. Bu mantık mı, bu akıl mı? Bu idrak mı, bu izan mı? Yoksa bunlara hükmeden şeytan mı? Bu olacak iş değil. İstediler ki, Tudeyev kendisi diyor, belki şimdi misafirimiz var, yetişirse, buraya yetişemezse bulunduğu yerde söylemiştir. Tudeyev'in kendisi diyor, bize bir kuruş yardımınız gelmedi diyor. Bizim elimize geçmedi, geçmez de zaten diyor. En aklı kıt adam bile, efendim Ruslara verirseniz onlar da Çeçenlere ulaştırır diyemez. En aklı kıt adam. Rahmetli Mazhar Osman. Neredesin? Neredesin rahmetli Mazhar Osman? Tam şimdi hayatta olman lazım geldiği zaman. O kadar çok hastan var ki. Sen olmadığın için işte böyle orada burada geziyor bunlar. Evet. Ve o yetmiyor gibi yine Tudeyev diyor, gene Tudeyev'in temsilcisi diyor, diyor ki bizi rencide ediyorsunuz, etmeyin. Benim 2 milyonluk kardeşimi, insanımı rencide ediyorsunuz. Gördünüz multivizyonda şurada. O sabilere nasıl kıydıklarını, o çocuklara nasıl kıydıklarını. O 3 yaşında yavrumun nasıl sessiz yüzü, gözü, yara bere içerisinde nasıl hayatını kaybettiğini gördünüz. Vicdanlar dayanmaz buna, ruhlar isyan eder. Akıllar kıyam eder. Ama vicdan, ruh ve akıl olmayan insan mandanın trene baktığı gibi bakar. Çoğu kimse böyle bakıyor maalesef. Diyor ki tam bu sırada zamanı mıdır? KGB'nin, eski KGB'nin karşılığı olan karşı casusluk teşkilatı, karşı haber alma örgütü başkanı, Rusların örgüt başkanını çağırıyorsunuz, istişare ediyorsunuz. Etmeyin. Ermenistan'la aramızdaki yolu açıyorlar, tren yolunu açıyorlar, münasebetleri yeniden ısıtıyorlar. Olmaz böyle siyasi iktidar. Bu siyasi iktidarın bu yapışı çare değil. Bu kardeşlerimizden bizi soğutur. Bizi onlardan değil, onları bizden soğutur. Çünkü bu tavır onların bizden soğumasını hazırlar. Şimdi bu tarafta Azerbaycan'ın olmadığını, Çeçenistan'ın, Dağıstan'ın olmadığını, bu tarafta Saraybosna'nın olmadığını, efendim öbür tarafta Suriye'nin olmadığını, İran'ın, Irak'ın olmadığını ya da hasım olduklarını varsayın, farz edin. Ne yaparsınız böyle bir ülke tek başınızda? Sanki gezegende tek bir ülkeymişsiniz gibi. Nasıl gidersiniz, nasıl yaşarsınız? Bunların sicilleri yalnız bu değil, sabıkaları yalnız bu değil. Ben hatırlıyorum, bizim milletvekillerimizden, ki o gün kürsüde ben vardım, bizim milletvekillerimizden birisi söz istedi benden. Bosna Hersek yardımıyla ilgili. He, affedersiniz, Bosna Hersek değil. Ermenistan'a buğday yardımı ile ilgili söz istedi, söz verdim kendisine. Çıktı kürsüde, dedi ki Sayın Bakan, o zaman Bakan Hikmet Çetin, Dışişleri Bakanı, Sayın Bakan, Ermenistan'a buğday yardımı yapıldığı yolunda gazetelerde haberler var. İnanmıyoruz, inanamıyoruz. İnanabilmek için ya biz aklımızı yitirmiş olmalıyız, ya da gerçekten inanılacak bir olaysa bunu yapanlar aklını yitirmiş olmalı. Doğru mu bu? Ve indi. Bakanı çağırdım kürsüye. Sayın Bakan cevap bekliyor milletvekilleri. Gelin cevap verin. Geldi. Söylediği şu. Şahidim. Halk huzurunda şahidim. Allah huzurunda şahidim.
Zabıtlar şahit orada. Yazılı belgeler. Söylediği şudur. Evet. 90.000 ton buğday vereceğiz. 45.000 tonunu teslim ettik. 45 daha teslim edeceğiz. Evet. Ermenistan, Serpetrosyan, canisine ve onun kölelerine bu siyasi iktidar buğday verdi. Onlar da buğdayı götürdü, sattı, silah aldılar. Ve sonra gitti, Azerbaycan'daki kardeşlerimi boğazladılar. Görüyor musunuz? Günahlarımızı, görüyor musunuz ayıplarımızı, görüyor musunuz kayıplarımızı ve görüyor musunuz acayiplerimizi? Bunu bilmek zorundayız. Milletin bunu bilmek mecburiyeti vardır. Ve Ermenilere buğday yardımı yaptı bu siyasi iktidar. Şimdi bir siyasi partinin genel başkanı Serpetrosyan'la dostluk kurma çabası içerisinde. Zaman zaman görüşüyor, yine görüşeceğini ifade ediyor. Bu Ermenistan, Amerika'yı aleyhimize kışkırtan ve ayağa kaldıran Ermenistan, Ermeni lobisi. İnançlarına bir şey demiyoruz. Ermeni olur, Yahudi olur, ne olursa olsun. Hatta saygı duyarız. Eğer uygun görüyorsa bizi ilgilendirmez ama bu yapı dünyayı aleyhimize tahrik etti. Hala 1293 daha sonraki Birinci Han Harbi sırasındaki toplu katliamlarını, ecdadımız aleyhine kullandıkları toplu katliamları, ki Kars, Van, Iğdır civarında toplu mezarlar çıkıyor. Müslüman mezarlar. Hala bunu unutmuş olamayız. Bir insan Serpetrosyan'ın elini, o kanlı elini nasıl sıkar? Bir parti genel başkanı bunu nasıl yapar? Evet. Peki mesele böyle geliştirilirken Azeriler ne diyorlar? Vahap Gulizade diyor ki Allah'tan korkun, etmeyin diyor. Bu hıyanettir diyor. Aliyev'in danışmanı olan, birinci danışmanı olan Gulizade öyle diyor. Yazıktır, yapmayın, etmeyin. Siz Ermenilere cesaret veriyorsunuz diyor. Evet, bunların sabıkası sadece orada değil, Bosna Hersek'te de var sabıkaları. Ne dediler? Efendim paralar ne oldu? Geldi, gitti, kaçtı, mercimekti, nohuttu, fasulyeydi. Evet, aleykümselam. Yok mu misafirimiz? Hı? Hı? Evet, hoş geldiniz. Bosna Hersek günlerce, aylarca sırf Bosna Hersek'te çarpışan Müslümanları perişan etmek, yalnız bırakmak, desteksiz bırakmak, güçsüz bırakmak için çevirmedikleri dolap kalmadı. Gazetesiyle dolap çevirdiler, siyasi iktidarıyla dolap çevirdiler, muhalefetiyle, kimi muhalefetiyle? Çeşitli hile, desise ve dolaplar çevirdiler. Sırf Bosna Hersek'teki Müslümanlar desteksiz kalsın, yalnız kalsın. Yaptıkları bu. Aylarca, yok şuraya ne kadar gitmiş, kim almış, kime vermiş, vermiş mi, vermemiş mi? Nihayet öyle ettiler ki, Bosna Hersek yönetiminin işlettiği basına fırsat verdiler. Evet, şimdi bu başarılarıyla, bu becerileriyle Sırplardan yana olanlar, Ortodokslardan yana olanlar bayram edebilirler. Çok enteresan bir gelişmedir. Geçenlerde bir parlamento heyetimiz gitti. İçerisinde bizim teşkilatımızdan, bizim grubumuzdan Abdülhatif Bey vardı. Said Kemal Mimaroğlu başkanlığını yaptı. Bu Doğru Yol Partili bir milletvekilidir. Her partiden vardı 6 kişi. Geldiklerinde meclise verdikleri bilgide şöyle diyorlar. Diyorlar ki, efendim, Bosna Hersek'te Malezya, Pakistan gibi dünyanın öbür ucundaki her Müslüman ülkenin
yardım teşkilatları var. Tevzi dağıtma teşkilatları. Bosna Hersek'in çeşitli şehirlerinde, kentlerinde kurulmuş, gelen yardımları onların eliyle dağıtıyorlar. Bir tek Türkiye teşkilat kurmamış oralarda. Sadece halk, sokaktaki çocuk, cephedeki nefer, baştaki komutan, kime gittikçe İHH'yı tanıyor. İslami Yardım Örgütü'nü, Avrupa Milli Görüş Teşkilatları ile birlikte çalışan İHH'yı tanıyor. Onun yardımlarını anımsıyor. Onun yardımlarını hatırlıyor. Hatta bizim elçimiz, hatta büyük elçimiz diyor ki, efendim biz ne zaman daralsak, sıkınsak, İslami Yardım Derneği'ne müracaat etsek hemen gereğini yerine getiriyorlar diyor. Hani Bosna Hersek'e kim sahip çıkıyor sorusunu senelerce, aylarca bu milletin kafasına nakşeden ahmaklar şundan bari ders alabilseler? Hayır. Şimdi dizlerine vuruyorlar. Dünkü haberlerde eyvah, Almanya'ya giden mali şube müdürü de savcı da bir şey elde edemeden dönecekler. Tüh! Demeye başladılar. Ne elde edeceksin aptal? Ne elde edeceksin? Ne elde edeceksin? Cephede savaşan insana yapılan yardım, sokakta vurulup düşen evlat, bunların acısını dindirmeye yönelik yardımlar, yardımlara yönelttiğin iftira ve buhtandan dolayı sana Allah yardım mı edecek? Sana aklı başında bir yardımcı mı çıkacak? Sen hangi yardım bekliyorsun? İftiraya yardım mı olur? Buhtana yardım mı olur? Değerli kardeşlerim, aklımızı başımıza devşirmemiz lazım. Bosna Hersek orada. Bakınız, ben size bir örnek verip sözü toparlayayım. Cennet Mekan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethettikten sonra batıya doğru açılma gözüküyor. Zaten Edirne o zaman payitaht, bir de İstanbul fethedilmiş ve görülüyor ki o yana doğru büyüyecek Osmanlı. Öbür taraftan Macar Krallığı da büyüyor. Sırp Kralı daralmış, araya sıkışmış. İki insana da Hunyadi, Macar Kralı Hunyadi'ye İstanbul'daki padişahımız Mehmet Sultan Mehmet Han'a, Fatih Sultan Mehmet Han'a elçiler, mektuplar gönderip diyor ki, gördüm ki ikiniz iki taraftan büyüyüp geliyorsunuz. Biz arada ezileceğiz. Sırplar diyor bunu, Ortodokslar. Ben iltihak edeceğim, birinizden birine iltica edeceğim, teslim olacağım. Ama benim kiliselerim ne olacak? Benim inanmışlarım ne olacak? Ne muamele görecek bunlar? Bunu bilmek isterim. Eğer bir sıkıntı gelmeyecekse teslim olacağım ama yok sıkıntı gelecekse de çarpışarak, ölerek bitireceğim bu işi diyor. Hunyadi'nin cevabı şudur. O ne demek? O ne demek? Yani beri tarafta Macarlar Katolik galiba. Katolik. Beri tarafta Katolik kiliseleri varken, Katolik inanış varken bir de Ortodoks mu olacak? Bütün Ortodoks kiliselerini Katolik kilisesine döndüreceğim. Bütün Ortodokslar Katolik olacak. Aksi takdirde kılıçtan geçiririm. Mektubun biri bu cevabı. İkinci mektubun cevabı şu. Fatih Cennet Mekan'ın verdiği cevap şu. O ne demek? O ne demek? Müslüman için cami neyse, Ortodoks için kilise odur. Müslümanların camileri ne kadar himayemiz ve himmetimiz altındaysa koruması, Ortodoks kiliseleri de o kadar himmetimiz ve himayemiz altında. Müslümanlar ibadetlerini yapmakta ne kadar hür ise, Ortodokslar da ibadetlerini yapmakta o kadar hürdür. Bu benim size hediyem değildir. Bu benim dinimin gereğidir. Dinimin. Gördünüz mü? İşte insanlara bakış, niyet, zihniyet ve inançlardaki insanlara bakış farkı bu. Ve o gün bizim himayemizdedir Sırplar. Ve ondan sonra Boşnakların aslı da Sırp.
Yani şey itibariyle. Söyleyin. Köken itibariyle. Ama Allah kendilerinden razı olsun, akıl, idrak, feraset sahibi olduğu için kılıç mılıç görmeden böyle kendi keşifleriyle, kendi kavrayışlarıyla Sıyt-i Nebi ulaşmayan, peygamber sesi ulaşmayan bu insanlar İslam'ı kabul etmişler ve şimdi Balkanlarda İslam'ı temsil ediyorlar. Türkiye'deki Müslümanları köleliğe gönderdiğimiz Avrupa'da onlar İslam'ın haşmetini ve celadetini orada temsil ediyorlar. Onun için nedir o zalimin Bosna Hersekli Sırp'ın başı Garatsiç. Garatsiç keperesinin sözü şu: biz diyor Avrupa'nın ayıbını temizlemeye çalışıyoruz. Avrupa akıllı olsaydı burada Müslüman mı olurdu diyor. Müslümanı temizlemeye çalışıyor. Bizim Allah'ın ahmak kulları da burada efendim aman ha bunu bir Hristiyan-Müslüman savaşı haline döndürmeyin diyor. Adam diyor ki ben bu savaşı yapıyorum diyor. Avrupa'da bakanlar, namuslu bakanlar istifa ediyor. Bu bir Müslüman ve Hristiyan savaşı haline dönüşüyor. Müslüman kırımıdır, Müslüman kıyımıdır. Buna hakkınız yoktur, buna çare arayın diyor. Fransa'da, İngiltere'de bakanlar istifa ediyor. Hala buradakiler aman ha bu öyle bir şey değildir demeye getiriyor. Bunları hepsini bilmemiz lazım. Bilemezsek meseleyi çözemeyiz, tedbirleri alamayız. Günlük yaşarız, günlük. Ona da yaşamak denirse ve denmiyor ki. Hala Dışişleri Bakanı yok, biz Bosna Hersek meselesi çözeceğiz. Hala Dışişleri Bakanı yok, biz Çeçenistan meselesi çözeceğiz. Hala Dışişleri Bakanı yok, Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Gümrük Birliği'ne gireceğiz. Girelim dediğimden değil ha. Gümrük Birliği'ne girmek, Avrupa Birliği'ne girmekle cehenneme gönüllü girmek arasında fark yok. Fark yok. Girelim diye söylüyor değilim. Ama girecekse niye gireceğini söyleyecek ciddi, şahsiyetli, inandırıcı bir dış politika yok. O dış politikayı üretecek adam yok. Şimdi şu anda Uzak Doğu'da turistik gezide. Bir aile turistik geziye çıkmış orada. Şu son günlerini bir rahat geçirecek. Bir de Japonya'yı görsün devlet sırtından. Hesap bu. Değerli kardeşlerim, ben vaktinizi fazla almayayım. Bakınız Çeçenistan olayında gene bu kardeşiniz, ama gene ifade ediyorum lütfen. Şahsıma bir pay çıkarmak için söylüyor değilim. Ben refahlıyım. Ben milli nizamcıyım. Ben milli selametçiyim elhamdülillah. Ben refahçıyım. Benim kullandığım imkanlar bu saydığım zihniyetlerin bana hazırladığı, verdiği imkan ve sorumluluktur. Onun gereğini yerine getiriyorum. Bakınız, Çeçenistan olayı patlak verdiği zaman ilk defa Türkiye'de bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili sıfatıyla dünyadaki tüm Müslüman ülke meclis başkanlarına bir mektup gönderdi. Bosna Hersek'teki, Azerbaycan'daki, Çeçenistan'daki, Keşmir'de, Filistin'deki zulümleri dikkatlerine getirdi. Şu hükümetlerinize baskı yapın dedim. Allah'tan ki telefondan konuşmuyorduk da yazdık gitti. Konuşuyor olsak herhalde onlar da dönüp bana soracaklar. Diyeceklerdi ki ya Sayın Başkan sen ne yaptın? Siz ne yaptınız sizin hükümete? Diyeceklerdi. Ben onu biliyorum. Ben görevimi yaptım, birer mektup yazdım, gönderdim. Ciddi tavırlar alınması lazım dedi. Şu dünyadaki İslam birliğinin süratle kurulması lazım dedi. Birleşmiş Milletler'e güvenmeyin. Tilkiye kümes havale etmektir bu tabir caizse. Tilkiye kümes teslim etmektir. Birleşmiş Milletler sırf Yahudi devletinin, İsrail Siyonist devletin kurulması için önceden kurulmuş bir organizasyondur Birleşmiş Milletler. Başka değil. Başka değil.
Bakınız, NATO ve Birleşmiş Milletler itibarını yitirmiştir, mahiyetini, keyfiyetini yitirmiştir. Çeçenistan'da bir Fransız öldürüldü diye hemen bağırmaya başladılar. Bosna Hersek'te Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na mensup Fransız askeri öldürüldü diye bir yarım kıyam eder oldular. Fransız öldü diye, bir Batılı öldü diye. Bunlar Körfez'deki pelikan kuşuna gösterdikleri ciddiyet, haysiyet ve merhameti Müslümana göstermiyorlar. Onun için bu teşkilata güvenemeyiz, bu teşkilata inanamayız, bu teşkilattan destek ve yardım bekleyemeyiz. Oradan destek beklemek, zehirden şifa beklemek. Onun için Müslümanlar süratle İslam ülkeleri kendi teşkilatlarını, kendi NATO savunma paktlarını kurmalılar. Değerli kardeşlerim, ben vaktinizi fazla alacak değilim. Akşam bir... şunu söylüyordum. Ayrıca bu Çeçenistan'la ilgili olarak, bakınız, resmi bir yazıdır. Diyor ki, Dışişleri Bakanlığı'na, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Genel Sekreterliği, karşı makam Dışişleri Bakanlığı, Ankara. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Sayın Yasin Hatipoğlu, Çeçenistan hakkında aşağıdaki konularda ivedi olarak bilgi istemektedir. 1. Şeyh Şamil'den günümüze Çeçen-Rus ilişkilerinin tarihçesi. Çeçenistan'ın Rusya Federasyonu içindeki siyasi konumu ve yapısı. 3. Günümüzdeki Çeçen-Rus savaşının nedenleri. 4. Türkiye'nin Çeçenistan'a bakışı. 5. Çeçenistan'a Türkiye'den ve dünyadan yapılan yardımların boyutu. Bu konudaki hazırlayacağınız bilgi notunu acele gönderin dedirtiyorum. Ve geldi 8-10 sayfalık bilgi notu. Allah yardım et. Kıylukal dedi ki, demiş ki. Buradan şunu demek istiyorum. Biz Refah Partisi olarak, Bosna Hersek zaten bizim davamıza. Ben bir televizyonda iftira ve buhtanda bulunan insanlara yönelerek şunu söyledim. Efendim, mercimek mi almış, fasulye mi almış, nohut mu satmış? Bırakın bunu. Bırakın parayı. Sıkışırsanız ortaya koyabilirsiniz. Bırakın. Sizin canınız her şeyden tatlıdır. Amelinize güveniyor musunuz? Samimi misiniz? Buyurun. Beraber Bosna Hersek'e gidelim, cepheye gidelim beraber. Silah kuşanalım, cepheye gidelim. Buyurun. Her partiden temsilci buyursun, ben hazırım. Ama öyle etraftan kiralanmış kiralık katil gönderirler de, buyur Hatipoğlu, bizim partiyi temsilen geliyor derlerse olmaz. Ya genel başkanları gelecek, genel başkan yardımcıları gelecek, ya da meclis başkan vekilleri seviyesinde gelecekler, selamünaleyküm biz hazırız buyurun diyecekler. Gelmeyen de namerttir, gitmeyen de namerttir. Gelmiyorsanız, gitmiyorsanız, bundan sonra bunu dile getirirseniz, iftira ve buhtanla uğraşırsanız namertsiniz. Dedim. Bırakın artık. İşi ciddi tutmak zorundayız. Evet, değerli kardeşlerim, dün gene bir televizyon hislendik ve içlendik. Bunları görmek tabii bizi rahatsız ediyor, üzüyor. Hele çare bulamama insanın üzüntüsünü artık dayanılmaz hale getiriyor. Bizim vazifemiz halbuki karanlıkta yumruk sallamak değil, bir mum yakmaktır. Dün gene böyle bir programda bir sabinin nasıl katledildiğini gördüm. Galiba hislerimi şöyle dile getirmişim. İzninizle bunu okuyayım. Böylece bitireyim. Çeçenistan'la ilgili. Bosna Hersek'le ilgili de vardı ama yanımda değil. O da ayrıydı. Orada da Murat Han'dan özür diliyordu. Bu muydu? Bu muydu vadimiz şehide? Bu muydu hudavendigâra diye biten bir şeyim vardı. Bu Çeçenistan'la ilgili. Çeçenistanlı balam,
gül yüzlü yavrum. Fıtratında İslam var. Nura nur gözlerin. Yarınlara aydınlık. Heyhat! Gülzarı har ettiler. Ana kucağı beşi, Hayfa ki sana mezar ettiler. Sürmez zalimin zulmü tıpkı Nemrutlar gibi. Tükenir takatları, yıkılır kisraları. Melekler inkisar ettiler. Ana kucağı beşi, Hayfa ki sana mezar ettiler. Düşmana dost olanlar riyada yarıştılar. Kırmadan efendilerini, birkaç danışık sözü çar naçar ettiler. Ana kucağı beşi, Hayfa ki sana mezar ettiler. Kıydılar kırılası eller, masum bakışın yetmedi. Kıydılar kırılası eller, masum bakışın yetmedi. Şeyh Şamil'i gördüler sende. Kudurup saldırdılar, ceddi bizar ettiler. Ana kucağı beşi, Hayfa ki sana mezar ettiler. Seni görmesi gerekenler hep arka bahçeye baktılar. Sattılar gözyaşlarını masonlara. Üzülme nur yüzlüm, ayar yar ettiler. Cehennem çukurunu kendilerine mezar ettiler. Teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Çok değerli büyüğümüz Yasin Hatipoğlu abimize bu duygu ve mana yüklü konuşmalarından dolayı hepiniz adına çok çok teşekkür ediyorum.